Günlerden çarşamba günü saat 3 New Jersey'de buraya yaklaşık olarak 4 saatte gelmiş bulunuyoruz. Burası arkadaşlar Washington DC. Arabayı park ettik. Yaklaşık olarak 24 saati $26 verdik. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Aylardan Aralık ayı, Noel'den tam bir gün sonra 26 Aralık. Çok turist yok. Güzel. Havada bugün şansımıza güneşli. Size bugün buraları göstermeye geldim. İnşallah vlogumu beğeneceksiniz. Haydi bakalım. Buyursunlar. Evet. Çok turist yok. Allah'tan yok. Bugün şanslı günümüz. Dur bakalım. Sizlere neler çekecek orada. Hava bugün oldukça iyi. Çok turist de yok. Bu ikinci vlogumuz. Birinci vlogumuz Las Vegas'tı. İkinci vlogumuz Washington. New Jersey'den yaklaşık olarak 4 saatte buraya geldik arabayla. Yürümeye devam bakalım. İçeriye doğru girelim. Fotoğraf çekimleri var. Fotoğraf çekiyorlar. Yandan geçelim bakalım. Süper dedi. Türktür galiba. Yani arkadaşlar dünyayı buradan yönelirler. Anlayacağınız. Siz sadece gelirsiniz böyle buraya kadar bakarsınız ama içeri nereye döner? Artık orası bir muamma. Burası ücretsiz arkadaşlar. Müzeler, her şey burada ücretsiz. Sadece sıralar var. Kış ayında gelirseniz sırada yoktur. İşte bu da altta da Washington manzarası. Sizlere güzel bir Washington manzarası. Burada bayağı Türk var. Bayağı Türk burada çalışıyor, burada kalıyor. Washington o yüzden bayağı ünlü. Bakın yılbaşı ağacı. İnsanlar fotoğraf çekilirler. Hava çok da soğuk değil. Eldivene falan gerek yok. Aralık ayındayız. Aralık 26. Şimdi gezmeye devam edelim. İçeriye doğru girelim bakalım. Neler bekliyor bizi. Şimdi seçimler olduğu zaman Cumhurbaşkanı konuşmasını sahnesini tam buraya kuruyor arkadaşlar. Ve konuşmasını işte halkın önünde yapıyor. Halk ta gördüğünüz o uzun anıta kadar gidiyor arkadaşlar. Hep burası insan kalabalığı oluyor. Yanlış hatırlamazsam tam Obama döneminde burası rekor katılım olmuştu. Trump döneminde çok olmamıştı gerçi de. Obama'nın döneminde ta arkalara kadar kalabalık gitmişti. Hatırlarım, internetten izliyordum. Bayağı kalabalık olmuştu. Yani anlayacağınız böyle. Şimdi ön tarafına doğru gidiyoruz. Ön kısmına doğru yürüyeceğiz. Bakalım ön kısmında bizleri neler bekliyor. Bu da ön kısmı arkadaşlar. Arka kısmından çekmiş bulunduk. Şimdi ön kısmından çekiyoruz. Noel olduğu için şu anda içeride biri yok tabii. Hemen size ön tarafı da gösterelim böyle. Yürüyüşümüz devam ediyor. Evet, bu da Washington'daki büyük bir çeşme diyelim. Yapay bir büyük bir göl de değil aslında. Çeşme diyelim ya. Bayağı büyük. Washington'a gelmeyi düşünen arkadaşlar
arabanızı park edersiniz 26 dolara, bütün gün dolaşırsınız. Çok bir şey yok gerçi görülecek. Sadece parkın çevresinde olan müzeler var. Beyaz Saray var ve Lincoln'un anıtı var. Mezarlığı var, anıtı var. Onun dışında küçük küçük müzeler var. Onları görebilirsiniz. Yani bir gün, bir iki gün yeterli olacaktır. Biz sadece sabah geldik, akşama kadar burada olacağız. Artık ne görürsek, ne çekersek. Aralık ayı olmasına rağmen bakın sıralar ta orada. Yani bir yere, bir müzeye girmek isterseniz yaklaşık olarak yarım saatle 40 dakika arası bekleyeceksiniz. Aralık ayında, yaz ayını hiç söylemiyorum bile. Artık sıraları siz düşünün. Şimdi anıta doğru gidiyoruz. Anıtın arkasında ise 2. Dünya Savaşı'da hayatını kaybedenlere özel bir anıt yapıldı. Onu görmeye gidiyoruz. Bakalım. Yürümeye devam ediyoruz. Şimdi orası dünyaca ünlü resim galerisi arkadaşlar. Washington'da. Orası da tarih müzesi. Şimdi Washington anıtına doğru gidiyoruz. Karşıda gördüğünüz Washington anıtı. Akın akın turistler geliyor. Dediğim gibi daha önce müzelerin hepsi ücretsiz. Sadece sırası var. Sırasını beklerseniz içeride müzeleri ücretsiz giriş sağlayabilirsiniz. Burası Paris'e giden arkadaşlar belki de tanıyacaklardır. Eiffel Kulesi'nin altındaki kısma benzer. Bakın böyle gider ta o tarafa doğru. Washington'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Beyaz Saray'a doğru gidiyoruz. Burada oldukça turist var. Yılbaşı ağacı altında fotoğraf çekilen yüzlerce turist arkadaşlar. Çocuk vurdu üstümüze, çakıldı ya. Kalabalığa baksanıza. Evet. Beyaz Saray'ın orada bir fotoğraf çekilebiliriz inşallah. Kalabalığın içinde size yakından çekmeye çalışacağım Beyaz Saray'ı. Yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. Eskiden annem dedi ki 1980 yılında oradaki tellere kadar insanlar gidebiliyormuştu ama son zamanlarda eylemler olduğu için artık gittikçe gerilediler ve artık burada duruyorsunuz. Gördüğünüz bakın arabalarda polisler bekler. Herhangi bir şekilde atladığınız anda sizi indirirler. Bakın zoomluyorum. Şu anda 2, 3, evet 4. Zoomladım. 4 çarpından zoomladım. Ancak görüyorsunuz ne kadar uzakta olduğumuzu görebilirsiniz. Yani hiçbir şekilde geçemezsiniz. Orada da yazıyor. Bakın do not enter diyor. Sakın girmeyin diyor. Evet. Cumhurbaşkanı onun içinde. Geldiğiniz zaman burayı kesinlikle gelip görünüz. Burada bir fotoğraf çekiliniz çünkü bakın kalabalığa, herkes burada fotoğraf çekiliyor. Oldukça güzel. Yılbaşı ağacımız da var. Oldukça güzel bir atmosfer. Evet, yürümeye devam edelim. İkinci Dünya Savaşı anıtıymış bu. Evet, geziyoruz. Karşıda gördüğünüz Abraham Lincoln'ın mezarlığı arkadaşlar. Anıtı, oraya doğru ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer yaptılar. İkinci Dünya Savaşı anıtıymış bu arkadaşlar. Hayatını kaybedenlere özel bir anıt. Saat tam 5, hava karardı. Oldukça soğuk. Aralık ayı olduğu için oldukça soğuk. İşte
woman who stepped up where the measures as aggressor, citizens of the nations, not as a woman, there was a people war and a woman was in it. Evet. Bu herkesin savaşıydı diyor. Herkes bu savaşa dahil oldu diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan kastediyor. Bakın, burası hep onlara yapılan bir anıt. Onları anma yeri. Oldukça güzel yapmışlar. Evet. Şimdi ileriye doğru ilerliyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Abraham Lincoln'ın olduğu anıta doğru gidiyoruz. Burası yapay bir göl. Anıtın önüne yapıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler anıtı da tam orası. Karşısına yapıldı. Şimdi oraya doğru yürüyelim. Gece olmasına rağmen turist kaynıyor burası arkadaşlar. İlerlemeye devam ediyoruz. Abraham Lincoln'ın anıtına gelmiş bulunuyoruz. Yaklaşık yarım saat bir yürüme arkadaşlar. Oradaki anıttan burada Kanada nefes nefese kaldık. Yarım saatte geldik. Yolda 2-3 tane Türk'e rast geldik. Onlar da tatildeymiş de New York'ta kalıyorlar. Anıta geldiler. Şimdi bu 16. Cumhurbaşkanı Abraham Lincoln'ın anıtı. Girelim bakalım. Oldukça kalabalık var önünde. Bakalım güzel pozlar çekmeye çalışacağız. Anıta doğru gidiyoruz. Saat 5.30. Hava karardı bile. Hop, istekler geliyor. Hemen çekilelim kenara. Evet. İşte manzara bu arkadaşlar. Washington manzarası. Oldukça güzel. Ve temiz. Washington'un bu güzelliğini sizlere belirtmek istedim. Oldukça temiz. Hükümet binaları olduğu için herhalde. Oldukça temiz ve turistin kanadığı bir yer. Tabii dış kesimlerini bilmiyorum da iç kesimleri gayet temiz, güzel ve hep turist. Vallahi şimdi merdivenlere çıkıyoruz. Bakalım heykelin oraya gittiğimizde detaylı çekmeye çalışacağım heykeli. Arka doğru yürüyoruz, son basamaklar. Bunlara bakın ya, bunlara bakın. Şahane bir şey ya. Adamlar yapmış. Evet, karşınızda Abraham Lincoln. 16. Cumhurbaşkanı arkadaşlar. Bir tetikçi tarafından öldürüldü. Gayet çok başarılı bir cumhurbaşkanıydı. Evet, anıtı böyle. Çok hoş ve direkt Washington'a bakıyor. Adam oturuyor ve buradan Washington'u kontrol ediyor. Bakın Washington aşağıda. Yani buradan manzarayı görüyor. Sütunların arasından. Çok güzel. Çok güzel. Yani kesinlikle gelip görülmesi gereken bir yer arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Abraham Lincoln.